milletimizi Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrika'da sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani Gazi. Şu anda bizim de hissettiğimiz. Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 29 Aralık 2018 Cumartesi. Ulusal Kanal ve 100.8 frekansından yayın yapan Ulusal Radyo ortak yayınında gece bülteniyle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Rusya'nın RIA Novosti haber ajansına Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmeler ve Doğu Akdeniz'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Vatan Partisi lideri yeni oluşan cepheye dikkat çekti. Perinçek, Batı Asya ülkelerinin Doğu Akdeniz'de de birlikte hareket etmesinin önemine değindi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Suriye'deki son gelişmeleri Rus haber ajansı RIA Novosti'ye değerlendirdi. Perinçek yaptığı yazılı mülakatta Amerika'nın Suriye'den çekilmesiyle ilgili olarak Amerika'nın çekilmesi ve Suriye'nin Membiç'e girmesi bütün Batı Asya'nın başarısıdır ifadesini kullandı. Amerika'nın çekilmesi ve Suriye'nin Membiç'e girmesi bütün Batı Asya'nın başarısıdır. Amerika bölgeye silahla gelmişti ve yine silahla bölgeden gönderildi. Tabii başta Suriye devleti ve ordusu olmak üzere Türkiye'nin, Rusya'nın, İran ve İran'ın silahlarıyla bütün bu ülkelerin orduları Amerika ve İsrail'in sözde Kürdistan, özde 2. İsrail planını bertaraf etmiştir. Vatan Partisi Genel Başkanı Suriye ordusunun Membiç'e girmesini de Türkiye açısından olumlu olarak yorumladı. Türkiye'nin amacı Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini sağlamaktır. Suriye Devleti'nin tüm topraklarında egemenliğini sağlaması Türkiye'nin de yararınadır. Bu açıdan Suriye ordusunun Membiç'e girmesi ve tüm Suriye topraklarında egemenliğini sağlaması Türkiye için de son derece olumludur. Doğu Perinçek ayrıca Batı Asya ülkelerinin gelecekteki hareket planı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Perinçek, Astana'da yakalanan stratejik çalışma biçiminin Doğu Akdeniz içinde uygulanması gerektiğini vurguladı. Önümüzdeki dönem Amerika'nın ağırlığını Doğu Akdeniz ve Ege'ye kaydıracağını bekliyoruz. Amerika bu bölgede Türkiye'nin mavi vatanını yağmalamak istiyor. Bunun için İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan'la bir ittifak kurdu. Ama coğrafyamızda bir model oluştu. Türkiye, Rusya, İran ve Irak birleşerek Amerika'nın desteklediği Barzanistan referandumunu engelledi. Aynı model Suriye'de de başarılı oldu. Şimdi bu modeli Doğu Akdeniz'e de taşımamız gerekiyor. Çünkü söz konusu olan tüm ülkelerin Doğu Akdeniz'de stratejik çıkarları var ve Amerika'nın burada hegemonya kurması tüm bu ülkelere tehdit oluşturuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye konusunu görüşmek üzere Moskova'da mevkidaşlarıyla bir araya geldi. 1,5 saat süren toplantının ardından Suriye'nin toprak bütünlüğü ve ülke topraklarının terörden temizlenmesi konularında mutabık olunduğu vurgulandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'yla Moskova'da Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdiği toplantı 1,5 saat sürdü. Sizlerin de söylediği gibi Rusya ve Türkiye olarak hatta Astana formatında İran'la da beraber Suriye konusunda yakın işbirliğimiz, dayanışmamız oldu. Rus tarafından Şoygu'nun yanı sıra Dışişleri Bakanı Lavrov, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gerasimov ve Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrantiyev'in katıldığı görüşmede Türkiye'nin Suriye'deki terör örgütlerine yönelik askeri operasyonları istişare edildi. Amerika'nın Suriye'den çekilme açıklamasının ardından yeni süreç yönetimi görüşüldü. Suriye konusunda yakın işbirliğimiz, dayanışmamız oldu. Bu sayede siyasi süreç dahil birçok alanda önemli ilerlemeler kaydettik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile olan ilişkilerimize ve bölgesel konulardaki işbirliğimize çok önem verdiği için özellikle bizleri de bu toplantıyı gerçekleştirmek için gönderdi.
Toplantının sona ermesinden sonra Türk ve Rus Dışişleri Bakanları basın mensuplarına açıklamada bulundu. Suriye'de terörist tehlikesini ortadan kaldırmak için askeri birliklerimizin yeni şartlarda sahada koordinasyonu konusunda mutabakata vardık. Suriye'deki siyasi çözüm sürecinin daha hızlı ilerlemesi konusunda umutluyuz ve yeni yıla bu umutla giriyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Astana ortaklarının işbirliğine vurgu yaptı. Biz Astana garantörleri olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü, siyasi birliğini savunuyoruz ve bunlara halel getirecek tüm çabalara da karşıyız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye konusunda, bölgesel konularda Rusya ile, Rus ortaklarımızla ve İran'la yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Çabalarımızı birlikte koordine edeceğiz ve Suriye'de kalıcı bir barış için, siyasi çözüm için önümüzdeki süreçte çabalarımızı da yoğunlaştıracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topraklar Suriye'ye ait terör örgütlerinin çıkması halinde bize yapacak iş kalmaz açıklamasının ardından uzmanlardan çağrı geldi. Anka Enstitüsü Başkanı Rafet Kağan Aslantaş, Türkiye'nin bir an evvel Suriye yönetimiyle ilişki kurması gerektiğini söyledi. Tabii ki bu topraklar şey olarak Suriye'ye ait. Suriye'nin bir defa bölünmesine zaten karşıyız. Ama bizim bütün hedefimiz oradaki terör örgütlerinin oradan çıkmasıdır. Terör örgütlerinin çıkması halinde zaten bize de yapacak iş kalmaz. Bu tabii direkt ilişkilere geçmenin zamanı geldi de geçiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye vurgusu çağrıları beraberinde getirdi. Söylenen sözler tutarlıdır. Suriye'nin topraklarıdır. Anka Enstitüsü Başkanı Rafet Kağan Aslantaş Erdoğan'ın sözlerini değerlendirdi. Suriye'deki büyük resim bize savaşın 7. yılında şunu gösteriyor. Esad kaybetmedi. AKP'nin geçmişte Suriye politikasında hatalar yaptığını hatırlatan Aslantaş, artık Suriye ile resmi görüşmelerin yapılması gerektiğini söyledi. Bir süre sonra bu savaş sonlandığında, Suriye Anayasası gündeme geldiğinde, Suriye'nin yeniden imarı, koşulları oluştuğunda ve konuşulduğunda Türkiye'de fayda sağlayacak yeni süreçler ortaya çıkacak. Rafet Aslantaş ayrıca Membiç'in Suriye ordusuna geçtiği iddiaları ile ilgili bazı yayın organlarında Şam'ı hedef tahtasına koyan haberlere de değindi. Aslantaş Suriye'nin başarısının Türkiye'nin başarısı olduğunu vurguladı. Oradaki yerleşim yerleri, burada Suriye'nin hakimiyet kurması ancak bize yönelik terör tehdidini bertaraf edecek tarzda bir hakimiyet kurması Türkiye'nin menfaatlerindedir. AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım oldu. İlçe adaylarının da belirlendiği tanıtım toplantısında Beşiktaş, Maltepe ve Silivri adaylıkları Cumhur İttifakı kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi'ne bırakıldı. AKP'nin İstanbul adaylarını açıkladığı toplantı sevgili seyirciler, biraz gergin başladı. Peki o gergin başlayan toplantının sonrasında neler oldu? AKP İstanbul'da 3 ilçeyi MHP'ye bıraktı. Memleketin geleceği için bir Ali değil bin Ali feda olsun. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız izlediğiniz gibi Binali Yıldırım Bey. Hiçler, gaziler senin uğruna. Fatih'in fethettiği İstanbul. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtardığı İstanbul. Ben İstanbul'da Binali Yıldırım oldum. Her İstanbul'unun başkanı olacağım. Size söz veriyorum. Çok çalışacağım. İstanbul'a hizmet edeceğim. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Ankara'dan yönetilemez açıklamasını değerlendirdi. Vatan Partisi lideri İstanbul asıl Washington'dan yönetilemez dedi. Vermez. Ankara'yı başkent olmaktan çıkartmak silahlı olacak bir şey. Hani nesi var CHP'nin? Getirsin bakalım silahını. Hangi silahla İstanbul'u
Washington'a teslim edecekmiş. Yani firar eden, Suriye'den kaçan Amerikan askerlerini toplayıp Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'u mu fethedecek Amerika adına? Ve Cumhuriyet Halk Partisi bir ihanet çizgisine girmiştir. Tarihi bir açıklama yaptık diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Evet, tarihi, ihanet tarihine girdiler. İstanbul Ankara'dan yönetilemez diyerek Cumhuriyet Halk Partisi ihanet tarihinin içerisine girmiştir. Bu bir Bizans projesidir. Hiçbir şekilde Türkiye tarafından kabul edilmesi mümkün değildir. Bir de aynı toplantıda İstanbul Anayasası lafı da geçti. Bu ne anlam ifade eder? Bakın, ben anayasa hukuku hocasıyım. Anayasa devletlerindir. Yani İstanbul'un anayasası olmaz, ama Amerikan emperyalizminin o küreselleşme sürecinde efendim metropoller olacak, megapoller olacak, oraların anayasaları olacak. Oralar milli devletlerin egemenliğinden çıkartılacak ve ayrı küçük devletçikler kurulacak. İstanbul'a da böyle bir rol biçmişlerdi. Hatta 2004'te hatırlıyorum, İstanbul'da bir takım konferanslar vesaire oldu. Bütün dünya geldi buraya ve küreselleşmenin Megapol İstanbul'u diye bir projeleri vardı. Şimdi bu ölmüş olan, toprağa gömülmüş olan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Mehmetçiğin savaşıyla hendeklere gömülmüş olan bu Megapol, Metropol projesini Amerikan emperyalizminin Cumhuriyet Halk Partisi hendekten sözü buna çıkartmaya çalışıyor. Onun böyle bir gücü yok. Bunu yapması mümkün değil. Karşısına Türk milletini, Türk ordusunu, en başta da Vatan Partisi'ni almıştır. Vatan Partisi'nin olduğu bir Türkiye'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olduğu bir Türkiye'de, Türk milletinin Türkiye'sinde, Atatürk'ün Türkiye'sinde İstanbul yalnız Ankara'dan yönetilir. Washington'dan kesinlikle yönetilemez. Anayasa manayasa falan da yapamazlar. Ve bu Atatürk devrimine bir meydan okumadır. Atatürk devrimine karşı bir saldırıdır. Ama bunun tabii HDP ile işbirliğiyle de bağlantısı var. Cumhuriyet Halk Partisi bugün açıkça HDP ile işbirliği yapıyor Türkiye'nin her yerinde. O zaman tabii İstanbul Ankara'dan yönetilmeyecek. Bunun arkasından ne gelir? Diyarbakır'da Ankara'dan yönetilmeyecek. Hakkari'de Ankara'dan yönetilmeyecek. İzmir'de Ankara'dan yönetilmeyecek. Türkiye'nin milli devleti dağılacak. İşte Cumhuriyet Halk Partisi HDP işbirliğinin ve yeni parti işbirliğinin, bu üç parti, CHP, İYİ Parti, HDP, PKK yani. CHP ve İYİ Parti'nin PKK ile işbirliğinin planları, programları, anayasaları ve Türkiye'nin önüne koyduğu seçenekler ortaya çıkmıştır. Bu bir iflastır. Bu bir bozgunun, CHP'nin bozgununun, İYİ Parti'nin bozgununun ve PKK'nın, zaten o bozulmuş gidiyor, ayaklarının altında kaldı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, bu bozgunun itirafıdır. Bunu başarma şansları da sıfırdır. Türk Silahlı Kuvvetleri yeni yıla özel bir klip hazırladı. Söz ve müziği sanatçı Kıraç'a ait olan Vatan Marşı videosunda Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının farklı yer ve koşullarda yaptığı özel tatbikatların görüntülerine yer verildi. We'll be right back.
2018 yılında ekonomide neler yaşandı, 2019'da Türkiye'yi nasıl bir tablo bekliyor? Ekonomist Uğur Civelik, geride bırakmakta olduğumuz yılla ilgili önemli tespitlerde bulundu. 2019'a dair kritik uyarılar yaptı. Genelde olumsuzlukların damga vurduğu bir dönem oldu. Dünyada etkili ve yetkili kesimlerin pusulası şaştı, kısa vadeye odaklandılar. 2018 yılı Türkiye için ekonomik açıdan tam bir kriz yılı oldu. Küresel koşullarda Trump'ın arı kovanına çomak sokması sürpriz olumsuzluklar yarattı. Ekonomist Uğur Civelik 2018 yılını böyle değerlendirdi. Daha önce eleştirdikleri konuları yuttular. Zor bir dönem oldu. 2019'da devrettiğimiz miras çok parlak değil. Peki 2019'da bizleri neler bekliyor? Küresel düzeyde işsizlik artabilir, ticaret hacmi daralabilir, büyüme ivme kaybedebilir. 2019 belirsizliği yüksek bir yıl olmaya aday. Zaten yeni ekonomi programının hedefleri düşük. Onların bile gerçekleşmesi çok zor olabilir. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde muhtemelen eksi büyüme göreceğiz. Bu Türkiye'de işsizliğin son 15-20 yılda görmediğimiz seviyelere sıçraması anlamına gelebilir. Döviz kurlarında yeni şoklar yaşanması durumunda enflasyon daha yüksek seviyelerde ulaşma konusunda beklentileri olumsuzlaştırabilir. Zor bir yıl. Onun için tedbirli olmakta yarar var. Alınması gereken önlemler ve atılması gereken adımlar belli. Ülkenin geleceği, orta uzun vadeli öncelikleri çok daha önemli. Bu kısa vadede tavizler vermeyi, bu yükü paylaşmayı gerektiriyor. Vatandaşları olası tabloyla ilgili de uyarmayı ihmal etmedi Civelek. Sistem kendi çıkarlarına göre vatandaşı yönlendirmeye çalışacak. Vatandaşın da kendi çıkarlarını görmesi lazım. Bilgi kirliliği çok fazla olacak. Onun için ayağını yorgana göre uzatma çabası içinde olmasında yarar var. Uğur Civelek'in 2019 için dileği de anlattıklarının tam aksi bir tablo. En büyük dileğim yanılmış olmak. Hem yılbaşının geldiğini müjdeliyor, hem şans getirdiğine inanılıyor çoban püskülü çiçeğinin. Yılda bir kez çıkıyor. Halk arasında kokina, yılbaşı çiçeği ve tavşan elması olarak da biliniyor. Yaklaşan yılbaşı öncesi çoban püskülü çiçeğine ilgi yoğun. Evet, evet. Görüntüsünü çok seviyorum. Karla da çok yakışıyor. Kimi şans getireceğine inanıyor, kimi de yeni bir ev alacağına. Hazır yılbaşı da yaklaşmışken eline kokineyi alan yeni bir dileğini diliyor. Uğur böceğini anımsatıyor zaten. Şans getiriyor, uğur getiriyor evine. Tek tek toplanıyor, tek tek bağlanıyor. Ondan sonra her sene yani yapıp satıyoruz. Alırım. Yılbaşı çiçeği olarak da bilinen kokina bin bir emekle hazırlanıyor ve yeşille kırmızının en güzel uyumunu gösteriyor bize. Yani senede bir kere çıkıyor yılbaşı çiçeği. Senelerdir dedelerimizden kalma bunlar. Dedelerimiz yapardı yani. Ormana gidip toplanıyor tek tek, çok zahmetli. Çiçek tezgahlarını süsleyen kokina yılda bir kez yılbaşına doğru çıkıyor. Senede bir kere çıkıyor. Kırmızı yeşil, üstlerine kendimiz yapıyoruz onları. Suya gerek kalmıyor onları koymamıza. Ama evine her sene mesela getiriyorlar. Uğur getiriyor evlerine. Şans getiriyor. Ben çok seviyorum. Alıyoruz. Ormanda yetişen kokina çiçeği gölge ve serin mekanları seviyor. Yılbaşı geldiğini, kokinaları gördüğümüz zaman senenin geldiğini anlıyoruz. Kokina çıktı çıkalı yani hep kokinadır. Değişen bir şey yok. Adı yok başka. Bir tek kokinadır onun adı. Herkese sağlık saat getirsin. Huzur getirsin. Kısmet getirsin. Süslüyoruz evimizi. Üstelik kokina uzun süre bozulmadan kalabiliyor. Kokina budur yani. Uğur getiren bir çiçektir. 2019'un şimdiden başta Türkiye Cumhuriyeti ve aziz milletimiz olmak üzere herkese uğur getirmesini diliyoruz. Gece bülteninin sonuna geldik. Güzel bir cumartesi akşamı, güzel bir 2019 yılının son pazar gününü geçirmeniz dileğiyle. İyi akşamlar, mutlu yarınlar.